Fotoğraf Çin'in Tiananmen Meydanı'nda Jeff Wediner tarafından çekildi. Çin hükümeti öğrenci ayaklanmasını bastırmaya çalışırken yüzlerce sivilin de ölümüne neden olmuştu. 4 Haziran 1989'da gerçekleşen bu olayın ertesi günü yeni bir müdahale için meydana ilerleyen bir dizi tank bir anda durur. Çünkü ellerindeki torbalardan da anlaşıldığı üzere alışverişten dönen bir sade vatandaş tankların önüne geçer. Tanklar adamın etrafından dolaşmaya çalışır ancak adam her seferinde tekrar tankların önüne geçer. Bir süre sonra motorlarını durduran tanklar hareket etmeyi keser. Bu sırada sonradan tank adam diye ünlenecek olan kişi en öndeki tankın üzerine çıkarak içerideki askerle kısa bir konuşma gerçekleştirir. Daha sonra tanktan inerek iki mavi üniformalı adam onu alıp uzaklaştırana kadar tankların önünde durmaya devam eder. Pekin kentinde yaşanan bu pasif ama unutulmaz tek kişilik direniş, geçtiğimiz yüzyılın kolektif hafızasındaki en güçlü görsellerden biri oldu. Doktor Zbigniew Rilija, 23 saat süren başarılı kalp nakli ameliyatının ardından hastasının yaşam değerlerini monitörden izliyor. Asistanı ise yorgunluktan bitkin düşmüş, ameliyathanenin bir köşesinde uyuyor. 1987 yılında ilk başarılı kalp nakli ameliyatı gerçekleştirildi ve o anı fotoğrafçı James Stanfield böyle ölümsüzleştirdi. Fotoğraf aynı yıl National Geographic tarafından yılın fotoğrafı seçildi. Ancak ne ilginçtir ki Dr. Rilija tarafından gerçekleştirilen kalp nakliyle sağlığına kavuşan hasta 2009 yılında ölen Dr. Rilija'dan daha uzun süre yaşıyor. Fotoğraf çekme arayışı bazen sizi bulutların üzerine çıkarabilir. Mesela güneşten gelen ışığı bulutların üzerinde karşılayabilirsiniz. Fotoğraf sanatçısı Deniz Özbek bunun için ülkemizin güzide şehirlerinden olan Hatay'da çekti bu fotoğrafı. Deniz Özbek, modelin durduğu yerin tehlikeli sayılacak bir nokta olduğunu ancak çok da hayati tehlike içeren bir uçurum olmadığını belirtiyor. Özbek, yaklaşık 1800 rakımlı tepede çektiği fotoğrafında modelin konumunu kendisinin seçtiğini ve hissettirmeye çalıştığı duygunun ise fotoğrafta sessizlik olduğunu söylüyor. Eğer bir gün yolunuz Kadıköy'e düşerse muhakkak iskelede gün batımını izleyin. Hatta izlemekte kalmayın, fotoğraflayın. Kim bilir belki de bu renkleri bir daha yakalayamayacaksınız. Fotoğraf sanatçısı Faruk Koçak, güneş batımından hemen sonra çektiği bu fotoğrafla İstanbul'u en güzel renkleriyle tam zamanında fotoğraflamış. İstanbul'un kendisi için bir tutku olduğunu belirten Faruk Koçak, fotoğraflarının çoğunun konusunun İstanbul olduğunu söylüyor. Her kar tanesi bambaşka bir tasarımdır. Mesela hiçbir kar tanesinin yeryüzüne inerken birbirine değmediğini ve her bir kar tanesinin şeklinin birbirinden farklı olduğunu biliyor muydunuz? Fotoğraf sanatçısı Hikmet Purut, çektiği kar tanesi fotoğrafında mucizenin detaylarını bize ayrıntılarıyla göstermiş. Hikmet Purut, fotoğrafın 2 saatlik bir çalışmanın ürünü olduğunu söylüyor. Sürekli bir arayış içerisindeydim ve bulmak istediğim objeyi yani kar kristalini saniyeler içinde yakalamam gerektiğinin bilincindeydim diyen Purut, çekim sonunda ortaya çıkan desenlerin hayranlık uyandırıcı olduğunu belirtiyor. Fotoğraf benim için insanların her gün görüp de farkında oldukları veya olmadıkları tabiatta vuku bulan bir sanatı insanların gönlüne tefekkür mahiyetinde yansıtmaktadır diyor. Bazen bir bakışın manasını hiçbir sözde bulamazsınız. Ancak bir tek fotoğraf, kitaplar dolusu sözü size hissettirebilir. Bu yaşamı sorgulatan bakışta masumiyet, mecburiyet ve kabullenme var. Abdülali'nin yüz ifadesinde bu ifadeleri görmek hiç de zor olmasa gerek. İranlı fotoğrafçı Muhammed Rıza Momeni,
Bir tuğla fabrikasında babasına yardım eden Abdülali'nin objektife baktığındaki ifadeyi unutamadığını söylüyor. İranlı fotoğrafçı, Afganlı bir ailenin çocuğu olan Abdülali'nin çekimler esnasındaki hayata sımsıkı sarılışı ve umursamaz tavırlarından çok etkilendiğini belirtiyor. Işığın sanatına bu hafta PhotoWorld dergisi genel yayın yönetmeni Murat Gür konuk oluyor. Murat Gür 1970 yılında Almanya'da doğdu. 1989 yılında fotoğrafla ilgilenmeye başladı. Birçok yarışmada ödüller kazandı. Fotoğraf konulu gösteriler ve panellere katıldı. Hali hazırda özel kuruluşlara fotoğraf gezisi, eğitimi ve fotoğraf kulübü kurulması noktasında danışmanlık hizmeti veriyor. Eşinin Hataylı olması nedeniyle pek çok kez Suriye'ye gitti. Suriye'nin başta Şam olmak üzere pek çok kentini fotoğrafladı. Bunun yanında İran, Bosna Hersek, Türkmenistan, Lübnan, Ürdün, Özbekistan, Fas ve Makedonya'da fotoğraf çalışmalarına imza attı. Birçok gösteri ve sergi düzenledi. Fotoğraf yarışmalarında jüri üyesi olarak görev yaptı. Filmli makinelerle başladığı fotoğraf yolculuğunda 25 yılı geride bıraktı. Dijital çekimlerin fotoğrafçılığa büyük kolaylıklar getirdiğini söyleyen Murat Gür, bu durumun fotoğrafçılığı öğrenme sürecini hızla düşürdüğünü belirtiyor. Halen PhotoWorld dergisi genel yayın yönetmenliği görevini sürdürüyor ve Kocaeli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak fotoğraf dersleri vermeye devam ediyor. Işığın sanatından merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta PhotoWorld Fotoğraf Merkezi'ndeyiz. Konuğumuz usta fotoğrafçı Murat Gür. Hocam merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz mekanımıza. Teşekkürler. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler. Sen de iyisin inşallah. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Hocam isterseniz fotoğraf olayına başlayalım. Beni fotoğrafa başlatan şey aslında sinema. Fotoğraf değil. Yani o dönemde gazetelerin siyah beyaz fotoğrafları olurdu. Onlar etkilerdi. Ama özellikle benim dönemimde işte 86-87 yılları Vecdi Sayar'ın iki film birden kuşağı vardı televizyonda. Tabii çok kanal yok. TRT 2'de. Akşam böyle 9-10 gibi bir film başlardı. Gece 12'de bir konuşma olurdu bir yarım saat. Sonra 1'de tekrar başlardı. Ben uykusuz kalırdım. Orada gördüğüm filmler inanılmazdı. Şimdi ben o filmleri izliyorum. İnanılmaz bir görsellik var. Yani hem senaryosuyla, kurgusuyla, kompozisyonuyla, her şeyle çok büyük yapıtlar bunlar. Ben film çekmeliyim diye düşündüm ama tabii yapacak bir şey yok. Hani tek başıma film çekemem. İmkanlar tabii. Tabii sonra ona en yakın şeyin fotoğraf olduğunu öğrendim. Yani tek başıma yapabileceğim bir şey, bir dikdörtgene duyguyu, düşünceyi yerleştirme sanatı fotoğraf. O yüzden makinemi aldım ve fotoğrafa başladım. Ne güzel. Nerelerde çekimler yaptınız ilk başladığınızda? Valla ilk başta tabii fotoğrafın bir büyüsü oluyor. Herkes gibi ben de bir Rus markasıyla başladım. O dönemde popülerdi o. Hı hı. Tabii çok da anlamıyorum ne olduğunu. Hani birkaç ayar var, bana söylenen ayarlar. İşte diyor ki 250'ye 16 gündüz çek. İşte gölgede 30'a bilmem 5-6 çek, evet, falan gibi. Tabii öyle başladım. Sonra baktım oradaki düğme başka şeyler yapınca başka sonuçlar veriyor. Sonra aradan bir zaman geçti. Bir Japon markasıyla keşfettim. Hı hı. Onu keşfedince zaten ya dedim makineyle biz güreş tutuyormuşuz. Yani o makineyle çekmek, bakmak, kontrol etmek, netik yapmak çok zordu. O Japon markasını görünce dedim ya fotoğrafçılık o kadar zor bir şey değilmiş demek ki. Çekmek, üretmek o kadar zor değilmiş. Tabii ilk konular daha böyle benimle ilgili konulardı. Hani hayatımdan, kendi yaşantımdan. Daha sonra yavaş yavaş sokak, doğa, manzara, makro gibi farklı fotoğrafçılık alanlarına doğru kaymaya başladık ki ta ki hani şu anki tarzı buluncaya kadar epey bir merhale geçirdik. Analog çekimlerle başladınız yani. Analog çekimlerin dijital çekimlerden farkı ne? Filmli fotoğraf kesinlikle bir disiplin getiriyor. Ne gibi? Bir konuya yaklaşırken çünkü bir makarada 36 kareniz, evet, var. Bunu iyi biliyorsunuz. Ve her bir karenin bir maliyeti var size. Yani ne güzel şık şık çekeyim sonra seçerim. Yok. Baştan seçiyorsun ne çekeceğini. Çünkü niye? Çünkü filmin bir diye çekiyorsan
film maliyeti var. Bunun banyo maliyeti var. Bunun çerçevesi, işte rulosu, her şey bir maliyet. O yüzden 10 kere düşünüyorsun. Yani bu gerçekten çekmek istediğim bir konu. Evet. Dolayısıyla, DIA neydi hocam? Biraz önce DIA dediniz. Diapozitif. Yani slide, diapozitif gibi adlarla anılıyor. Bir film türü. Burada da zaten evet, masamızda mevcut. Bunlar 36'lık. Bu 36'lık rol. Yani çekmişiz. Yani siz bu şekilde pozitif başladınız. Film. Aynen öyle. Yani şu anda mesela dijitalle gözünü açanlar bunların ne demek olduğunu bilmeyebilirler tabii. Yakın dönemde gençler özellikle ilgi duyuyorlar. Hatta son dönemde böyle bayat filmlerle hem pozitif hem negatif filmler çekiliyor. Biz tabii bizim katlanamadığımız bir şeyden böyle bayat bir film, bayat bir banyo falan. Tabii normal fotoğraf, dijital fotoğraf her şeyi çok iyi veriyor. İnanılmaz güzel veriyor, çok kaliteli veriyor. Dolayısıyla bu da bir akım oluşturmaya başladı. Yani her şeyin mükemmelliğin mükemmel olmasından çok bunun sıradanlığı, tesadüfler, yani film bunu bu opsiyonu tanıyordu. O yüzden son dönemde tekrar yine filmler yine popüler olmaya başladı. Geçenlerde fotoğrafçılarımızdan Halil Nadir Ede ile birlikteydik. Onunla da röportaj yaptık. Çekime falan çıktık. Tabii analog bir makineyle çekim. Çok rahat, küçücük makine. Onun tabii bir avantajı var aslında dijital fotoğrafçılığa. Dijital fotoğrafçılıkta işte büyük body, büyük lensler falan sizi daha çok profesyonel gösteriyor. Bu da tabii ki müze tarzı yerlerde sıkıntı çıkartabiliyor. Bir de şey çok dikkatimi çekti. ISO'yu 3200'e kadar çıkartmasına rağmen müthiş fotoğraflar ortaya çok kaliteli çıkıyordu. Yani o da tabii analogun artısı sayılabilir diye düşünüyorum. Yani bugün artık hem dijitalde hem de analogta biz öyle bir mukayese yapmıyoruz artık. Çünkü analog bundan sonra aslında daha güzel bir yerde. Keyif bölgesinde geziniyor. Evet. Yani ben de mesela şu anda hala film üretiyorum, film çekiyorum. Filmli fotoğrafa da bendeki en büyük yakınlık, hani dijital zaten her şeyi mükemmel ve çok güzel yapıyor. Evet. Yani ben bir iş için mutlaka dijitali kullanıyorum. Ama bir yere gittiğim zaman elimle dokunabildiğim, yani hissedebildiğim, sanal olmayan bir şey istiyorum. Yani bu çok farklı bir şey. Evet. O yüzden filmi çekiyorum. Bu ne hocam şimdi? Bu konu açılmışken bunları da bize anlatın. Bu bir lüp. Yani mesela bir DIA çektim ben. DIA'nın titreyip titremediği fotoğrafı çektiğim zaman renklerin, tonların doğru olduğu, kontrastın yerli yerinde olup olmadığını anlamak için mutlaka oradan bir fotoğrafı... Bir tane... DIA'yı içine yerleştiriyorsunuz. Evet, buradan çıkarayım bir tanesini. Bu da bir mikroskop tarzı. Küçük bir mikroskop gibi. Evet. Buradan bakıyorum, büyütüyor ve bayağı büyüttüğü için de DIA hakkında daha detaylı bilgiye sahip oluyorum. Bunu yerleştiriyorum. Bu da yumuşatıyor işi, direkt doğrudan ışık gelmesini engelliyor. Ki bu çıkabiliyor. Yani ben bir ışıklı masada çalışırsam bunu böyle üzerine koyarım. Veya direkt güneş ışığıyla, hani bir ışık kaynağına bakacağım. O zaman bunu yerleştiriyorum. Direkt buradan DIA'nın detaylarına titreyip titremediği rengine falan her şeyi kontrol edebiliyorum. Hocam peki siz fotoğraf çekerken en çok neye önem veriyorsunuz? Yani Murat Görel göre nedir fotoğrafçılıkta önem sırası? Kompozisyon mu, kadraj mı, ekipman mı, işte ışık mı, nedir? Valla aslında bütün bunların bileşkesidir. Evet. Yani ben
fotoğrafta insani bir duyarlılığın olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla teknik zaten işin olmazsa olmazı. Yani siz bir iş yapıyorsanız, yıllar birikmeye başlamışsa, üst üste gelmişse, burada zaten minimum bir malzeme, ekipman zaten işinizi görüyor. Yani orada daha çok siz çektiğiniz konuda neyi, nasıl anlatmak istiyorsunuz, temanız ne, neyi ifade etmek istiyorsunuz? Yani asıl önceliği o alıyor. Yani onun için de zaten bunun içine ışık giriyor, kompozisyon giriyor. Bunlar destekleyen şeyler. Ama ilk önce temanın kendisi. Yani ben bu konuyu çalışmak istiyorum ve bu konuyu şu koşullarda çalışacağım deyip hani konuya giriş yaptığınız zaman hangi ışık olacak? Onu zaten ben diyorum ki öğlen ışığı bunun için çok serttir. Sabah ışığı çekerim. Hani ortada bir amaç var ve ona yöneliyorum. Yani ortada benim aslında baktığım şey sonucu. Hani ben buradan ne sonuç çıkaracağım? Yani diyorsunuz ki ben bir tema belirliyorum kendime. Evet. Akabinde onun üzerinde çalışma. Peki daha önceki çalışmalarınızda böyle bir tema seçtiniz mi? Ben son dönemde özellikle şehir ve insan birlikteliğini çalışıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm son dönemde hayatımızı çok değiştirdi. Evet. Son yaklaşık 10 yıl süreçte şehirler çok hızlı değişmeye başladı. Hani bugün büyük kentler moderniteye hızlı geçişle birlikte yurt dışındaki büyük kentlere benzemeye başladı. Son dönemde ben bunları çalışıyorum ki bunlar aslında sadece fotoğrafik değil, aslında sosyolojik dönüşümler. Dolayısıyla akademisyenler de bu konuda çalışma yapıyorlar diye düşünüyorum, umuyorum. Peki hocam başka ne gibi çalışmalarınız var? Özellikle yurt dışına geziler düzenliyorsunuz. Tabii o konuya geleceğim ancak sizin kendi çekimleriniz yurt dışında nerelerde çekimlerde bulundunuz, çalışmalar yaptınız? Ben yurt dışına fotoğraf gezileri de yapıyorum. Kendim de ayrıca fotoğraf için yurt dışına da çıkıyorum. Orada en belirgin şey benim kalbi yakınlığımın, kültürel yakınlığımın olduğu ülkelerde fotoğraf çekmek. Mesela birçok insan geziyor, bana da söylüyorlar mesela Güney Amerika. Çok yakın gelmiyor mesela bana. Hani bir Avrupa çok yakın gelmiyor ama hani Avrupa'da bir İtalya çok yakın geliyor mesela. Hani belki bir Almanya çok yakın değil ama niye? Çünkü bir Rönesans görmüş bir ülkenin mimarisi, sanatı beni çok etkiliyor. Bir İspanya çok etkiliyor. Gezilerde oralara yapıyoruz zaten. Bir Endülüsya mesela. Hani Emevilerin yaklaşık 6 asır yaşadığı bir bölge. Oradaki o izler mimari çok etkiliyor ki bugün Gaudi ise onun da mutlaka etkisi var. Emevilerin oradaki mimarisinin çok büyük etkisi var. Afrika her zaman Karabahtlı Afrika benim için çok çok önemli bir bölge. Oraya gitmeye çalışıyorum çünkü şu anda sıkıntılar yaşıyor ama oranın insanı inanılmaz güzel. Hani o yakınlıklar, sıcaklıklar, gittiğimiz zaman karşılanma şeklimiz. Çok ciddi bir yakınlığım var benim Afrika'ya. Orta Doğu sürekli gitmek istediğimiz, fırsat buldukça gittiğimiz bölgeler. İşte mesela Kudüs'e gittik. O bölgeyi gezdik. Ne zaman gittiniz Kudüs'e? Geçen sene gittik. Yani 2014-2015 sıkıntı sezonu. Sıkıntı çıktı mı? Sıkıntılar, küçük sıkıntılar aslında. Bu biraz da sizinle ilgili bir şey. Hani oraya gittiğiniz zaman sıkıntı yaratmazsanız, hani ne bileyim havalimanında çok ciddi güvenlik önlemleri var. Uysal bir şekilde hani sıkıntı yaratmazsanız, hani onların dediklerini yaparsanız bir şekilde oradan geçip kurtuluyorsunuz. Hani gittiğimiz bölgelerde de öyle. Hani çok sıkıntılı bölgelere gittik aslında. Yani öyle bir sınır kapısı gibi bir yerden geçtik mesela. Beytüllahim'e gittik. Yani orada İsrail vatandaşları için burada sınır bitmiştir yazan bir yer böyle. Sınır kapısı. Yani İsrail vatandaşları öteki tarafa geçemiyor. Biz geçiyoruz. Yani hani orada tabii bir gerginlik var, bir sıkıntı var. Sürekli yaşanan bir gerginlik var. Ama hani kurallara uyduğunuz zaman, sorun çıkarmadığınız zaman sorun da olmuyor zaten. Ben Suriye'ye yıllarca gittim. Hani o bölgede çok çalıştım, fotoğraf çektim. Savaş başlayınca tabii biz de fotoğrafı bıraktık. En son ne zaman gittiniz Suriye'ye? 2010 diye hatırlıyorum. Yani o zamana kadar nasıl bir çalışma yaptınız Suriye'de? Ben Suriye bize çok yakın, çok ciddi bir sınırı kültürel var. Kültürel anlamda. Kültürel anlamda da çok yakın.
Her şey benim evliliğimle başladı. Ben eşim Antakyalı. Oraya gidince tabii 2000'lerin başıydı. O zamanlar böyle günübirlik turlar yapılıyordu. Hadi bir defa bir gidelim dedik. Ve pasaport falan? Pasaport gerekiyordu ama vize sorun olmuyordu. Hani direkt kapıda vize alınıyordu. Günübirlik böyle cilve gözünden çıkıp sabahtan akşama kadar. Onlar tabii ticari geziler yapıyorlar. Yani işte hanımlar özellikle gidiyordu. Bir otobüs insan gidiyor. Halep'te çarşıyı geziyor. Oradan eşyaları, işte alınacak şeyler alıyorlardı. Geliyorlardı. Ticaret yani. Onların maksadı ticaret. Sizinkisi de tabii. Ben tabii büyük şans. Böyle bir fırsatı görünce ben günübirlik de olsa gideyim dedim. Böyle günübirlik sürekli gitmeye başladım. Yani o gün günübirlik, ertesi gün günübirlik. Benimki günübirlikti. Sonra tabii oradaki insanlarla falan konuştuk. Hani iki günlük, hani böyle vize almadan iki günlük nasıl oluyor? Onu da ayarladılar. Öyle de oldu. Sonra baktık oluyor. Hani yine bir haftalık, 10 günlük gezler yapmaya başladık. Sonra arkadaşlarımızla beraber 3-5 arkadaş fotoğraf amaçlı, hani zaten benimki fotoğraf amaçlı ama yalnız gidiyordum. Sonra böyle 3-5 arkadaş gezmeye gitmeye başladık. Bu sefer tabii adres sadece Halep değildi. Hani Şam'a indik, işte Humus'a gittik, Laski'ye indik, İdlib'e gittik. Hani bütün kentleri gezdik. Tabii güzel günleriydi ki bizim de ilişkilerimizin iyi olduğu dönemlerdi bir dönem. O dönemde çok da iyi karşılanıyorduk. Yani Türkiye'den gelip deyince Türklere bakış o zaman çok güzeldi. Yani tabii bir yere gittiğim zaman nereden işte Türkiye'den dediğim zaman kapılar açılıyordu. Yani evet. işte şuraya gitmek, gezmek yasak. Hani yasakların çok olduğu bir ülkeydi şimdi. Suriye. Şimdi herhalde bilmiyorum. Yani ortada sıkıntılı bir durum var. Yani şu anda ben de gitmeyi çok düşünmem. Yani basın hani muhabirleri gidiyorlar sürekli. Ben de oradan fotoğrafları görüyorum. İçim parçalanıyor. Hani orada evet. Yani siz Murat Hocam orada tarihi bölgelerden çekim yaptınız tabii ki. Evet. Arşivinize eklediniz. Palmira Antik Kenti mesela. Mesela aynen dediğiniz gibi Palmira'da mesela. Bu gibi antik kentler şu anda var mı yok mu ya da tarihi kentler var mı yok mu bilemiyoruz. Ama fotoğrafçılığın güzel yanlarından birisi de bu ki çektiğiniz fotoğraflar sonsuza kadar sizin arşivinizde tarihe bir armağan olarak kalıyor. Bunlar belge aynı zamanda. Yani oraya gittiğimiz zaman oradaki amaç tabii oradaki sosyal, kültürel yaşantıyı estetik bir dozda fotoğraflamak. Hani amaç o oluyor ama bir taraftan da işin belge tarafı çalışıyor. Yani ben orada ne yaparsam yapayım bir Palmira'yı, bir İdlib'deki antik kenti belgeledim ben. Evet. Yani Allah göstermesin orada bir şey olsa, hani bir yıkım olsa, evet. bir şey olsa tekrar yeniden inşası için elimizde belgelerimiz var. Yani oradaki kopyaları üretmek için. Çünkü biz bir taraftan da belge üretmişiz. Bunu çoğu zaman fark etmiyoruz. Çünkü o kadar hızlı değişiyor ki hani hem Türkiye değişiyor hem dünya değişiyor. Evet. Yani sürekli bizim belgelerimiz çalışıyor. Kesinlikle. Tabii ki gönül istemezdi böyle olmasını ama insanın içi acıyor gerçekten böyle ki evet. Durumların yaşanmasına. Peki hocam siz burada mekanınızda aynı zamanda eğitim de veriyorsunuz, seminerler düzenliyorsunuz. Evet. Bu çalışmalarınız hakkında biraz konuşalım isterseniz. Biz fotoğraf merkezimizde sürekli böyle fotoğrafın ustalarını ağırlıyoruz. İki haftada bir salı akşamları geliyorlar, tecrübelerini, birikimlerini paylaşıyorlar fotoğraf severlerle. Fotoğraf baskıları yapıyoruz. Sergiler için fotoğraf baskıları bunlar. Kaliteli birinci sınıf baskılar. Fotoğraf gezileri yapıyoruz. Bunlar, yurt içi mi sadece? Yurt içi, yurt dışı. Bunlar tabii benim hani düşünsel anlamda yakınlık hissettiğim coğrafyalar daha çok oluyor. Son dönemde işte bize yakın olan mesela kültürüyle, hani coğrafyasıyla İran var mesela. Geçen sene öyle bir gezi yaptık. Bu sene de onun İran'ın kuzey doğusu, işte Meşet bölgesi. Oradan da Türkmenistan, Aşgabat. Yani böyle iki ülkeyi kapsayacak inşallah Kurban Bayramı'nda bir gezi yapacağız. Bu biraz da aslında Selçuklu izlerini takip etmek. Yani buraya geliş yolu üzerindeki ana bölgelerden bir tanesi. Yani biraz da tarihle ilgi varsa zaten hani o coğrafyalardaki Türk eserlerinin, mimarisinin ne kadar güzel olduğu, buradaki mimarinin kaynaklarının nerede olduğu, biraz da biz aslında bunun izini sürüyoruz. Evet.
Peki Murat Hocam, siz bu gezilerde eşlik ediyorsunuz değil mi bu gezilere? Tabii tabii. Fotoğrafçı olarak mı, yoksa geziyi düzenleyen birisi olarak mı, eğitmen olarak mı, rehber olarak mı, nasıl? Şimdi aslında bunların ortak paydası bunların hepsi, ama ben mutlaka geziye bir profesyonel rehber alıyorum. Yani bu da oranın yerel rehberi oluyor. Yani buradan değil. Çünkü o coğrafyayı, o coğrafyanın ne kadar da inceleseniz gitmeden. Ama ben de zaten çok oralarla ilgili çok okuma yaptığım için yani gittiğim zaman rehbere yardımcı oluyoruz. Yani zaten o yakınlığı kurduğumuz için oradayız. Bir de bu coğrafyadaki işleri, eserleri gördüğünüz zaman bunun çok güzel bir geçiş yolu var. Yani klasik Türk el sanatlarına baktığınız zaman bunların çoğu bir yerden geliyor bize. Yani iz sürüyorsunuz, bakıyorsunuz, bir Tebriz'e gidiyorsunuz. Orada benzer işleri görüyorsunuz. Daha zengin, daha çok iş görüyorsunuz orada. Sonra onlar nereden geldi diyorsunuz. Hop, sizi bu Meşe'de götürüyor, Nişabur'a götürüyor, Horasan'a götürüyor. Peki bunlar nereden geldi diyorsunuz. Hop, bakıyorsunuz Semerkant'a, Buhara'ya gidiyorsunuz. Yani hep böyle sizi bir yerlere taşıyor. Tarihinizde böyle. Dolayısıyla oradaki işleri anlamak için hani bu tarihsel yolculuğu da bilmek lazım. Hani farklı dönemlerde hangi kültürler hangi izleri bırakmışlar. Yani. Hocam, o zaman gezi için mi fotoğraf, fotoğraf için mi gezi? Valla işte biz bunların hepsini harmanlıyoruz. Yani bunları bilerek gezmek çok başka bir şey. Yani gittiğiniz zaman tarihi bir saraydaki mozaikleri, motifleri, süslemeleri, tesip, tezyin sanatlarını, bunları gördüğünüz zaman o minyatürleri, hele ben minyatürlere bayılıyorum. Bunların kaynağını, tarihini bildiğiniz zaman onları fotoğraflamak da ayrı bir güzellik. Geziye gittiğimiz zaman gezideki uyum çok önemli. Kesinlikle. Dolayısıyla bizim şimdi gezideki tur programına baktığınız zaman zaten bir kültürel bir yolculuk aslında bu. Hani bizim bir İbn Battuta'dan, bir Evliya Çelebi'den farkımız yok aslında. Yani biz sadece fotoğraf çekmeye gitmiyoruz, safariye de gitmiyoruz. Biz kültürel bir yolculuğa çıkıyoruz. Dolayısıyla Şiraz'a gittiğimiz zaman o şehrin içindeki bağları, bahçeleri görmek, bu hem kültürel yolculuk, onun mimarisi, yapılış tekniği, bunları dinlemek ve ardından fotoğraf çekmek. Şimdi bu konsept üzerinde yol alıyoruz. Dolayısıyla katılanlar da sadece fotoğraf çekmiyor. Hani birlikte yolculuk yaptığımız için hem bu süreçleri birlikte yaşıyoruz, keyifli yaşamaya çalışıyoruz. Yani sadece fotoğraf çekmek, en iyi fotoğrafı çekmek değil amaç. Empati kurmayı öğrenince, başka insanın aslında öteki olmadığını öğrenince aslında dünyanın çok küçük olduğunu fark ediyor insan. Ne güzel. Bu gezilerde ilginç anılar falan varsa paylaşın. Vallahi bizimle. Çok, o kadar çok anı var ki. O hani, zaman birkaç tanesini alalım. Mesela Hindistan'a bir gezi yapmıştım. Yaklaşık 3 sene oldu o gezi yapalı. Hindistan'da Rajasthan bölgesi. Oranın böyle hani kültürel anlamda zengin bir bölgesidir. Uzun dönem o bölgeler işte Gazneliler dönemi yaşamış. Dolayısıyla orada İslam'ın da çok büyük etkisi var. Farklı medeniyetlerin çok büyük etkisi var. Gittiğim bir yerde Jodhpur'du. Evet, Jodhpur'da akşam saatlerinde karnımız aç, grupla beraber yemek yiyeceğiz. Orada sağa sola sordum. En son aklıma geldi. Bir tane polis karakolu vardı. Gel dedim, burada hani böyle
turistlerin yemek yiyebileceği. Çünkü damak tatları çok farklı olabiliyor. Biz alışmaya çalışıyoruz. Ben her yerde her şeyi yiyorum. Yani hiç... O da tabii fotoğrafçı için biraz sıkıntıdır. Bu çok, evet, önemli. Hele bir de yemek seçiyorsa. Yemek seçiyorsa çok zor işi. Hani ben her şeyi yiyebildiğim için işte bir şey olmuyor. Hani şurası şöyle, burası böyle diyorlar. Burası efendim çok temiz değil falan. Vallahi biraz da niyetle ilgili herhalde. Ben yiyorum. Hiç de bir şey olmadı bugüne kadar. Sizin yanınızda gelen fotoğrafçılar. Ama onlara dikkat ediyorum işte. Çünkü yani grubunda bir tansiyonu var. Hani onu iyi tutmaya çalışıyorum. Dedim böyle temiz, nezih bir yer olabilir mi? Adam böyle baktı ya, dedi. Aşağıda bir yer var dedi. Bir bakın ama dedi. Hani tam da ışık festivaliydi gittiğimizde. Bazı yerler kapalı olabiliyor. Aşağı doğru gittik. Gittiğimiz yerlerde böyle dar sokaklar. Hiç ışık yok. Ay ışığı aydınlatıyor. Mesela geçerken ben bir yerden bir deve kafası gördüm. Yani böyle duvarlar küçük. Devenin biri kafayı çıkardı böyle. Ay ışığını düşün, bir deve kafası. Kafayı tekrar geri çevirdi böyle. Yani arkadaşlar da böyle öyle yerlerden geçiyoruz ki bir evin içi görünüyor. Dar sokaklar böyle. Oradan onlar da bize bakıyorlar böyle. Hani kimler bunlar? Böyle beyaz insanlar geçiyor sokakların arasından. Tabii biraz da ürperti de var böyle. Hani burada dedim, hani Hindistan güvenli bir ülke gerçekten. Hiç sıkıntı yok. Yani çok iyi insanlar. Biz sokaktan geçtik işte. Biraz böyle grup, hafif bir korku, ürperti oldu ama geçtik, bir ana caddeye ulaştık. Sonra dediği yere geldik. Kapıyı çaldık. Bir adam açtı. İşte namaste, namaste. Selamladık. Sonra dedik yani akşam yemek yiyebilir miyiz? Ya dedi patrona bir sorayım dedi. Bugün doğum günü dedi. Normalde kapalıyız dedi. Gitti patrona sordu. Geldi. Dedi misafir edeceğiz siz dedi. Yalnız dedi bir şartımız var. Buyurun dedik. Biz dedi yemeklerin parasını sizden almayacağız dedi. Sadece de içecekleri vereceksiniz dedi. Biz olur dedik, kabul ediyoruz, ne güzel. Tesadüf, sonra içeri girdik tabii. Ama dedik işte pardon bir yarım saat 45 dakika hazırlayacağız dedi. Biz bekledik, biraz dolaştık orada. Sonra geldik. İnanılmaz güzel hazırlamışlar. Böyle ışık festivali. Masaların üzerine böyle mumlar yakılmış. Böyle her taraf çiçeklerle bezenmiş. Sonra ben de hani patrona bir teşekkür etmeye gittim. Yani restoran sahibine. Hani böyle bir abi, nezaket gösterdiği için. Sonra tam o sırada bir Alman misafir daha vardı. Bir Alman grup varmış, bir biz varmışız hani misafir olarak. Böyle üçümüz bir aradayız. İşte Hindu restoran sahibi bize çok güzel bir konuşma yaptı. İşte Hindu tanrılarından açtı konuyu. Vishnu'dan başladı anlatmaya. Sonra orada işte dedi sen Türkiye'den geliyorsun, Müslümansın, Almanya'dan geliyorsun, Hristiyansın. Ben de Hinduyum, bu toprakların insanıyım. Biz hepimiz kardeşiz. Yani hepimiz topraktan ayağa kalktık ve bir gün tekrar toprağa geri döneceğiz. Dünya çok küçük, hani hayat çok kısa. Böyle çok güzel bir 15 dakikalık sohbet oldu. Sonra ben de araya girdim, ben de biraz konuştum. Yani oradan çıktığımız zaman inanılmaz güzel bir enerji vardı. Yani hani dinler, diller, ırklar, yani her şey aslında boş. Yani evet, hepimiz insanız. Yani çok güzel ve duygulu bir konuşma oldu. Ben hiç unutmam mesela. Hani evet, üçümüz de en son ellerimizi kavuşturduk böyle. Herkes kendi inancında böyle iyi dileklerini, dualarını etti ve sonra yemeğe geçti. İnsana insan olduğu için değer veren bir kesinlikle zihniyet. Yani o çok keyifli bir andı benim için. Fotoğrafçılığa yeni başlayanlar için tecrübelerinizi paylaşın diyelim. O şekilde kapatalım programımızı. Fotoğraf son dönemde çok popüler. Evet. Yani özellikle cep telefonlarına da fotoğrafın girmesiyle birlikte artık hayatın çok ciddi bir parçası olmaya başladı. Ben bakıyorum böyle son 4-5 yıldır telefon üreticileri fotoğraf özelliği dışında bir şey çıkarmıyorlar. Yeni bir şey de yok. Yani herkes şu anda fotoğraf çekiyor. Dolayısıyla bütün dünyada böyle, ülkemizde değil. Dolayısıyla fotoğrafçıların sayısı arttı. Yani ama bu bizi
sürekli fotoğraf üreten insanlar kılıyor. Fotoğrafçı yapmıyor. Evet. Çünkü ciddi bir tema üzerinde bir fikri, bir düşünceyi ortaya çıkaracak fotoğraflar çok üretilmiyor. Onların sayısı hala çok az. Dolayısıyla biraz aslında bu pencereden bakmak lazım fotoğrafa. Yani başta mutlaka amatörler o görsellik çok cazip geliyor. Evet. Hani farklı alanlarda fotoğraf üretmek çok keyifli de bir şey. Alım gücünün artmasıyla herkes dijital makineler sahibi oldu. Sayı kesinlikle arttı ama biraz da o alanı daraltmak lazım. Fotoğraf okumuyoruz mesela. Mesela bizim Türkiye ile dünya arasındaki en büyük farkımız bu. Fotoğraf görüyoruz, izliyoruz ama fotoğrafla ilgili yayın. Çünkü biz zaten az okuyoruz. Yani ben çok ciddi istatistiklere bakıyorum bu konuda. Az okuduğumuz için bu fotoğrafa da çok yansımıyor. Biraz okumak lazım. Hani fotoğraf tarihi, fotoğrafı fotoğraf yapan üstadlar. Fotoğraf okumak ve aynı zamanda izlemek. İzlemek, onunla ilgili yayınları takip etmek. Onunla ilgili sadece işin görselliği değil, onun ruhunu kavramsal olarak bütünlüğünü çağrıştıran metinler okumak. Yani iyi fotoğraf nasıl oluyor? Bunu fotoğraf anlatmaz. İyi fotoğrafı görürsünüz ama onun çekim süreci, onu çeken fotoğrafçının onu çekerken hissettikleri, düşündükleri, iyi fotoğraf yapmak için kafasındaki kurgu. Bunları çoğu metin olarak var birçok yerde. Onları da öğrenmek lazım. Tabii bunların yanında sadece ekipman değil, ışığı öğrenmek lazım, kadraj bilgisi. Kompozisyon yani hani zaten kompozisyon bilmiyorsak, ışığı iyi tanımıyorsak, çektiğimiz konuya çok hakim değilsek çok zor. Sadece ekipmanla olacak iş değil. Mümkün değil yani. Peki. Ekipmanın da hani çok iyisi çok kötüsü yok. Yani siz temel minimum ihtiyacı karşılayacak bir şey yaptığınız zaman zaten kafanızdaki kurguyla bir şekilde uyuşturuyorsunuz. Peki, ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Programımıza renk kattınız. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Işığın Sanatı'nda bu hafta PhotoWorld Fotoğraf Merkezi'ndeydik. Usta fotoğrafçı Murat Gür'le birlikte söyleşi yaptık. Röportajımız inşallah faydalı olmuştur. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.